Gökbilimciler kozmik bir gülle buldular. Yaklaşık 730 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın etrafında, Jüpiter büyüklüğünde, ancak akıllara durgunluk veren bir yoğunluğa sahip, bir öte gezegenin yörüngesinde dönüyor. Gökbilimciler, TO4603b olarak adlandırılan dünyanın, yaklaşık 13 Jüpiter kütlesine sahip olduğunu belirlediler. Bu dünyanın yoğunluğunun yaklaşık 3 katı ve Jüpiter'in yoğunluğunun 9 katından biraz fazla olduğu anlamına gelir. Ve sadece 7,25 günlük sıkı bir yörünge ile, yıldızıyla gerçekten sevimli. Bu onu, gezegen oluşumu ve evrim anlayışımıza meydan okuyan, küçük ama önemli bir dünya kategorisine yerleştirir. Bugüne kadar bilinen en büyük ve en yoğun geçiş yapan dev gezegenlerden biridir. Ve 5'ten az kütleli yakın nüfusa, değerli bir katkı. Yüksek kütleli gezegendeki dev gezegenlerde ve düşük kütleli kahverengi cüce örtüşen bölgede, bu da oluşumlarından sorumlu süreçleri anlamak için gerekti. Teorik olarak, bir gezegenin sahip olabileceği kütlenin bir sınırı vardır. Bunun nedeni, belirli bir kritik sınırın üzerinde, çekirdeğe uygulanan sıcaklık ve basıncın, daha ağır elementler oluşturmak için, atomları bir araya getirme süreci olan, nükleer füzyonu ateşlemek için yeterli olmasıdır. Bir yıldız için bu sürecin başladığı minimum kütle, 85 Jüpiter civarındadır. Bu noktada, hidrojen atomları helyuma dönüşmeye başlar. Bir gezegen için üst kütle sınırının 10 ila 13 Jüpiter olduğu düşünülüyor. Ve aralarındaki boşluğu dolduran nesneler, kahverengi cüceler olarak bilinir. Bunların hidrojen füzyonu için yeterli kütlesi yoktur. Ancak çekirdekleri, çok fazla ısı ve basınca ihtiyaç duymayan, ağır bir hidrojen izotopu olan döteryumu kaynaştırabilir. Moleküler bir buluttaki yoğun bir küme, bir protostar oluşturmak için yerçekimi altında çöktüğünde, yıldızlar yukarıdan aşağıya doğru oluşur. Yıldız daha sonra etrafındaki buluttan, bir disk haline gelen malzemeyi bulayarak büyür. Bu süreçten sonra geriye kalan toz ve gaz, moloz parçaları birbirine yapışmaya başladığında, aşağıdan yukarıya doğru başlayan ve sonunda, gezegenlere dönüşen kümeler oluşturan, gezegenleri oluşturur. Kahverengi cücelerin, yerçekimi altında çöken, bir moleküler bulut kümesinden, yıldızlar gibi oluştuğu düşünülüyor. Genellikle oldukça geniş bir aralıkta, en az 5 astronomik birimde, yıldızların yörüngesinde bulunurlar. Bu Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 5 katıdır. Gökbilimciler, yıldızlara benzer bir şekilde oluştuklarına, bir buluttaki bir malzeme yanından çökerek oluştuklarına inanıyorlar ve yakın yörüngelere sahip. Dikkate değer bir kahverengi cüce çöl var. TO4603b ilk olarak NASA'nın öte gezegen avlayan, Transiting Ecoplanet Survey satellite uzay teleskobundan alınan verilerde tespit edildi. TESS verileri, Jüpiter'in yarıçapının 1042 katı bir dünyanın, yıldızının etrafında bir haftadan biraz daha uzun bir sürede döndüğünü gösteriyordu. Ekip radyal hız ölçümleri arayışını takip etti. Bu iki cisim, ortak bir ağırlık merkezinin yörüngesinde döndüklerinden, bir öte gezegenin yerçekiminin ev sahibi yıldızı, hareket ettirdiği miktardır. Yıldızın kütlesini biliyorsanız, yıldızın etrafında ne kadar hareket ettiğini hesaplayarak, öte gezegenin kütlesini hesaplayabilirsiniz. Araştırmacılar, TO4603b için Jüpiter'in kütlesinin 12,89 katı bir kütleyi bu şekilde elde ettiler. Bunu nesnenin yarıçapıyla birleştirmek, ekibin santimetreküp başına ortalama 14,1 gram yoğunluğa ulaşmasını sağladı. Bağlam açısından, Dünya'nın yoğunluğu santimetreküp başına 5,51 gramdır. Jüpiter'inki santimetreküp başına 1,33 gramdır. Kurşunun yoğunluğu santimetreküp başına 11,3 gramdır. Ortalama olarak Jüpiter'in yarıçapının yaklaşık 0,83 katı olan bir kahverengi cüce için, bu hiç de garip değil. Örneğin Jüpiter'in 0,87 katı yarıçapa sahip, bir kahverengi cücenin kütlesi, yaklaşık 61,6 Jüpiter kadardır. Bu şeyler TO4603b'den çok daha yoğun olabilir.
TOE-4603b, bir ötegezegen olarak sınıflandırılma kriterlerinin çoğuna uyuyor ve Kandel Dal ve meslektaşları bunu böyle adlandırdı. Ancak kahverengi cüce kütle sınırının tam eşinde, bu da kahverengi cücelerin ve dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve yıldızlarıyla ilişkilerinin nasıl geliştiğini anlamak için önemli bir dünya olabileceği anlamına geliyor. Örneğin öte gezegenin önemli ölçüde oval veya eksantrik olan bir yörüngesi vardır, bu da onun hala içine yerleşmekte olduğunu düşündürür. Ve yıldızın ayrıca TOE-4603b ile yerçekimsel olarak etkileşime girmiş olabilecek, yaklaşık 1.8 astronomik birimde yörüngede dönen bir kahverengi cüce arkadaşı var. Bu ipuçları, öte gezegenin yıldıza daha uzak bir konumdan, daha yakına doğru göç ettiğini gösteriyor. Benzer bir nesne, Jüpiter'in kütlesinin 12,9 katı ve yarıçapının 1,384 katı olan TOE-4603b'den daha az yoğun, ancak benzer şekilde yıldızına yakın ve aynı zamanda göç belirtileri gösteren HADS-70b adlı bir dünyadır. Araştırmacılar, bu tür sistemlerin tespiti, diye yazıyor. Büyük gezegenlerin yönetim mekanizmaları hakkında değerli bilgiler edinmemizi ve onların baskın oluşum ve göç mekanizmalarını anlamamızı geliştirmemizi sağlayacak. Evrendeki diğer gezegenleri keşfetmek için şimdiye kadar birçok çalışma yürüten NASA, 2018 yılında Transiting Exoplanet Survey Satellite isimli bir uzay teleskobu görevi başlattı. 18 Nisan 2018 tarihinde SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan ve aynı yıl Ağustos ayında göreve başlayan NASA'nın TESS uydusu, 400 kat daha büyük bir alanda transit yöntemini kullanarak dış gezegenleri aramak için tasarlandı. Her biri baktığı yönde uzayın 4'te 1'lik kesitini, 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera taşıyan TESS uydusu, öte gezegenleri yıldızının önünden geçişi anında tespit etmeye çalışıyor. Bilim insanları, bu geçiş anında yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek, aynı zamanda ışığın sağlam ve emilme miktarlarını ölçerek, söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer özelliklerini belirleyebiliyor. NASA'nın 2018 yılında fırlattığı TESS uydusunun, 2 yıllık görevi boyunca yaklaşık 15.000 dış gezegeni keşfetmesi bekleniyor. 10 Mayıs 2020 tarihi itibariyle TESS, 46 tanesi bugüne kadar teyit edilen 1835 aday gezegeni tespit etmeyi başardı.